Herkese merhabalar. Ben Nimetullah Ökçetekin. Bitlis Gürümak'ta yaşıyorum. Aynı zamanda burada sınıf öğretmeniyim, eğitimciyim. Tatlan Belediyesi'ne böylesine bir programa beni davet ettikleri için teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi burada hummalı bir çalışma yapmışlar arkadaşlar. Ben de ilk defa profesyonel olarak kameranın karşısına geçiyorum. Ve size kendi hikayemden bahsedeceğim. Benim hikayem şöyle başladı. Hayat hikayem 28 yıl öncesine dayanır. İlk çocukluk çağıma dair pek bir şey hatırlamıyorum. İlkokul çağıma geldiğimde ise alfabenin harfleriyle tanıştıktan sonra yazı dünyası ile tanışmış oldum. Küçük yaşımda yazılara, şiirlere, kitaplara ayrı bir ilgi duymaya başladım. Ondan sonrası ise uzun bir hikaye. Hayallerime ve hedeflerime söz vermiş biriyim. İnsanı iki ayaklı, çok bilinmeyenli olarak nitelendiririm. Herkesin hikayesi farklıdır. Herkes aynı pencereden bakmaz hayata. Ama bazı hikayeler, bazı hayatlar bilindiği gibi değildir. Ben de iki ayaklı, çok bilinmeyenli olan insanlardan biri olabilirim. Doğu Anadolu'nun küçük bir köyünde doğdum. O zamanlar çocuktum. Her şeyim küçüktü. Bedenim, ellerim, yaşım, köyüm ama işte aması var ama hayallerim büyüktü. Çocukken de pek anlaşılamıyordum. Büyüdükten sonra da şu anda da. Lakin bu beni ilgilendirmez. Peşinden koşmaya devam ettiğim hedeflerim var. İnsanlık gibi önemli davalarım var. İşte onlarla iyi anlaşıyoruz. Onların da beni iyi anladığını düşünüyorum. Yazın hayatım nasıl başladı? Biraz da ondan sizlere bahsedeyim. İlk yazmaya, karalamaya ortaokul sıralarındayken başladım. Gür akan uzun mu uzun bir akarsuyu düşünün. O zamanlar yalnızca o akarsuyu besleyen, akarsuyun kısa bir kolu gibiydim diyebilirim. Geceleri kısa kısa şiirler karalardım. Sonra sabahları okuyup yırtardım hepsini. Benim ne işim var şiirlerle diye düşünürdüm. Lise yıllarımda da yazmaya devam ettim. Kendi küçük dünyamda kısa kısa türünü bile bilmediğim yazılar oluştururdum. Ve bunlardan pek kimselere bahsetmezdim. Nadir birkaç kişi hariç. Anlaşılamama korkusu hep vardı içimde. Ondan sonrası malum. Birkaç gün önce ikinci kitabım olan İçimizdeki Issız Mahşer adlı deneme kitabım çıktı.